Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Bugün e, konumuz buzdolabı. Buzdolabı biliyorsunuz 1940'lardan beri hayatımıza giren ve de hakikaten hayatımızı, her türlü hayatımızı e, kolaylaştıran en önemli ev aletlerimizden biri. Beyaz eşya. Ama belki beyaz eşya diyorum diye sakın sanmayın ki ben beyaz eşya üretiyorum. Sakın sanmayın ki ben beyaz eşya üreterek satışını şey yapıyorum. Çünkü ne söylesem o bunu üretip satıyor diye maalesef benim adımı kullanarak ben hiçbir şey satmam önce ve hiçbir şey üreterek satmam. Ben e, tüccar doktor değilim. Bunu anlatmak istiyorum. Tabii e, hakikaten ha, e, hava ısındıkça, ısılarımız arttıkça ve de e, ülkelerde şehirler Özellikle büyük şehirlerdeki havalar kirlendikçe ve de atmosferimiz kirlendikçe tabii ki bu 20. yüzyılın ve 21. yüzyılın yaşam sonucu olarak işte efendim uçaklar uçuyor, işte efendim yangınlar oluyor, işte efendim bombalar patlıyor. Yani atmosfer, bütün atmosfer kirleniyor. Tabii bu da ne yapıyor? Vücudumuzda ve aldığımız... Soluduğumuz havada hakikaten e, oksijeni azaltıyor ve de e, e, şeyi azaltıyor ve de tabii ki daha çok mikrop üremesi, daha çok bakteri üremesine sebep veriyor oksijensizlik. Hiçbir bakteri, hiçbir virüs serbest yani e, bu oksijen olan bölgede üremez. İşte buzdolabının içinde de ee, Oksijensiz kaldığı zaman hakikaten yiyeceklerde e, üreme oluyor, hastalıklar oluyor. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Yalnız buzdolabı içinde e, bozuklu koyduğumuz yiyecekler eğer bozu bozulmuyorsa buzdolabından dolayı değil, yiyeceklerimize katılan kimyasal katkı maddelerinden dolayı bozulmaz. Bir yoğurt altı ay bozulmadan kalmaz. Ama ev yoğurdu yaptığımız zaman, bilin ki ev yoğurdu yaptığımız zaman e, e, hakikaten e, çabuk bozulacaktır. Onun için ya, ya, buzdolabına koyduğumuz doğal yiyecekleri, e, efendim kimyasal koruyucu kimyasal içermeyen peynirleri, yağları Hakikaten kısa sürede tüketmemiz lazım. Yani buzdolabındaki ısı çok önemlidir. Bunu tüketmemiz lazım. Eşyalarımız da yani dolaba koyduğumuz yiyeceklerin de kapağını da kapatmamız çok önemli. Ve de hakikaten bu çok önemli. Buzdolabı çıkmadan önce ne vardı? Bu ülkelerde yiyecekler nasıl korunuyordu? Yüksek kristal kaya tuzuyla korunuyordu yüksek pastörizasyon yapılıyordu. Bunlarla buzdolabı olmadan korunuyordu. Biliyorsunuz telli dolaplar vardı. Telli dolaplar hep e, mutfaklarda veya e, kilerlerde e, hava akımına sebep olduğu için oksijen sağlardı. Bir de tabii yiyecekler gayet iyi doğaldı. Şimdi buzdolabının içinde e, uzun süre kalan ve de küf yapan gıdaları hiç kullanmamamız lazım. Küflenen gıdalar tamam küflensin, küflenebilir ee, uzun süre kaldığı zaman. O kimyasal içermediğinin göstergesidir. Yani bunun için e, yapmamız lazım. Bir de buzdolabımızın içindeki kokuyu gidermek. Koku, kokabiliyor yiyeceklerden çıkan maddelerle. Ağız, ağızlarını çok iyi kapamamız lazım. Ko temizlemek için buzdolabımızın içini bir karbonatlı su. Bildiğimiz içilebilir olan İngiliz karbonatlı su. Diğer karbonatlar değil. İçilebilir. Ben her zaman söylüyorum içilemeyecek hiçbir temizlik malzemesini veya kozmetikleri veya kişisel ürünleri evinize sokmayın, vücudunuza sürmeyin. İşte buzdolabında da bunlar aynı şekilde İngiliz karbonatlı suyla temizlendiği zaman hakikaten üreme olmuyor. Bir de adettir karbonat bir bardağa koyularak açık o şekilde bu buzdolabının kapağının içine koyabiliriz. Orada kokuyu alır ve de nötralize eder. İkinci bir özellik de şimdi tabii çok yaygın oldu eskiden yoktu derin dondurucular. Derin dondurucular en sağlıklı koruyucu aletlerimizdir. Yani bir süre, uzun süre kullanamayacağımız yiyeceklerimizi derin dondurucularda saklayabiliriz. Şimdi kalıp, kalkıp bana da derin dondurucu satıyor demeyin çok rica ediyorum. Bu zaten senelerden beri biliniyor ve Avrupa Birliği gösterildi ki en sağlıklı yiyecek koruma şekli aniden dondurmadır. Yani dondurularak saklanmadır. Bunu nasıl yapabiliriz? Mesela yazın e, efendime söyleyeyim, daha doğrusu yazın sonuna doğru, eylül ayında e, domates, köy domatesi alıp bunları derin dondurucuya atabiliriz. Çıkarttığımız zaman da hemen kullanabiliriz. Veya e, etlerimiz varsa, tabii şeyimiz varsa bunları dondurabiliriz sebzelerimizi yıkayıp olduğu gibi dondurabiliriz. Ki bu şimdi çok yapılıyor hanımlar tarafından. En sağlıklı koruyucudur efendim. İçine kimyasal eklenmemesi lazım efendim. Aşırı işlenmiş gıdalar, pakete girmiş gıdalar en tehlikeli hastalık yapan gıdalardır. Bunların içinde bulunan glutamat dediğimiz çin tozu ve diğer kimyasallar, çok kimyasallar var bunların içinde. Bilin ki hormonal düzeyimi hormonal çalışmayı durduruyor vücudumuzda İşte hastalıkların da çıkmasın sebebi bu o halde yemekleri evde yapıp kendimiz yapıp katkı maddesiz kullanmadan yapıp bir tencere yapabiliriz büyük bir tencere kaynatıp, yiyeceğimiz kadarını buzdolabına koyup gerisini dondurabiliriz ve de küçük küçük paketlerde dondurabiliriz. Bu çok önemli. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Temizlik de çok önemli. Derin dondurucular en önemli koruyuculardır efendim. Doğal olan yiyeceklerimizi derin dondurucularda saklayabiliriz efendim. Temizlik de çok önemlidir. Buzdolabının içini temizleyebiliriz. Sirkeyle, ev sirkesiyle ve e, demin de söyledim, İngiliz karbonatlı suyla. Tabii bir de e, buzdolabının içinde çeşitli bölgeler var. İşte et koyulacak yer var. İşte efendim sütümüzü koyacak yerler var. E, burada da e, değişik düzeylerde bazı şimdi çok modern e, bu dolaplarda hava değişimi de yapılıyor. Ve de kendi kendini temizleyen e, dolaplarımız da var. Onun için mesela sebze dolabında sebze bölümünde pardon, dolabın içindeki sebze bölümünde sebzelerimizi şey yapabiliriz. Yani sebzeler ilaçsız olacak. Maydanozlu, ıspanaklı ilaçsız olacak. Çünkü neden? Bunların üzerine sıkılan tarım ilaçları, başta glifozat olmak üzere hücrelerin içine giriyor. Siz ne kadar sirkeyle de bekletirseniz, siz ne kadar şurada yıkarsanız, burada yıkarsanız faydası yok. İşte bunlar Uzun süre şeyde kaldığı zaman sebze bölümünde çok çabuk bozuluyorlar efendim. O halde kullanmadığımız tereyağını, kullanmadığımız yani aşırı kullanamayacağımız tereyağlarını buzdolabının soğuk dondurucu kısmında da saklayabiliriz. Kullanacağımız kısmını üst, üst tarafa çıkartabiliriz. Yumurta burada çok önemli. Yumurta gözlerimiz var biliyorsunuz. Yumurtalarda her zaman söylüyorum yumurta en sağlıklı besindir, en süper besindir. Kolesterolü yükseltir diye korkmayacağız. Ee, çalışan hanımlara, çalışan beylere seslenmek istiyorum. Yumurtayı haşlayabilirsiniz. Hazır lok deriz böyle kayısı kıvamında. Haşlanmış olarak dolaba dizerseniz, her sabah ondan iki tane yerseniz işe çabuk yetişirsiniz efendim. Ee, saygılar diliyorum. Bol, derin dondurucu günler diliyorum efendim.